Hep işi şeytanlık görünüyor yani. Lig karıştı, kar karma karışık oldu. Açıkçası, Daha lig başlamadan ligi karıştırdı. <laughs> açıkçası yani geriye şöyle dönüp baktığımızda, sezonun başına baktığımızda bana göre fayda zarar ilişkisini masaya yatırdığımızda e, Trabzonspor başı çeker transferde. Hiç kim ne derse desin. Trabzon, bana göre. Yani Trabzon zaten son hem sene başlarda oyuncularla transferleri transferle çok iyi. E zaten artıdaki bu en iyi takım Trabzon, Trabzon, herhalde, Trabzon. karda. Tabii tabii. Yani bak, sor baktığında Sorlot Yüksek ihtimalleri sor olacak Bıçak abi Ligin en iyisi belki Ligin en iyisi Vallahi. Pereira Müthiş oynuyor Bu tarafa dön Sosa Değil mi? Uğurcan Teklifleri açık Valla benim kulağıma İtalya'dan İngiltere'den çok ciddi e, Paraların konuşulduğu bilgisi geliyor Uğurcan gelir. var rekor kırıp gider ben sana söyleyeyim Uğurcan rekor kırıp gidecek bak göreceksin Olabilir ya belki teklifler geliyordur, görüşüyorlardır. Bak onlar da Avrupa'lı tabii, kulüpler. Tabii ama mukavelesi devam ediyor herhalde onların. Tabii tabii o devam, ha, devam O zaman ediyor. kulüple görüşür. Hocam bonservisi de satacak satılacak. Aynen. Bonservisi de satılacak ama yani bir şey temas var yani. Trabzonspor yönetimine bir yoklama. Mesela yapın. şimdi Sosa Trabzon'un en başarılı oyuncusu, ve çok kaliteli, Diler bir kaptan. Başkan açıklama yaptı. Ne dedi? Konuştuk Sosa'yla. Sezon sonu oturup görüşeceğiz. Sezon sonu mukavelesi bitiyor. 34 yaşında bir oyuncu. Sosa'ya belki teklif de geliyordur. Ama ilk önce kulübümle görüştüm demiştir. Ama bir taraftan da belki yarın bugün bir, bir şey olduğunda ben gitmek istiyorum artık. Başka taraftan teklif geldi diyebilir. Yani yarın bugün o da çıkabilir. Bilemezsin ki. Ama 34 yaşında. Ama sezon sonunda bıraktı. Galatasaray maçı öylesi çıkabilir. Galatasaray, Galatasaray sosyalle ilgileniyor diye. <laughs> Öyle şeyler çıkabilir abi. Trabzon'un peki şey e, bakalım hangi oyuncunun sözleşmesi bitiyor? Kiradan dönecekler? Kimler? O da önemli. E, biraz lideri de konuşalım. Ee, bakalım Trabzonspor'da son durum nedir? Gidişat nedir? Heh. Sözleşmesi bitecek futbolcular. Novak, Sosa, Da Costa. Ee, zaten az önce Sosa'yı konuştuk. Evren de söyledi. Takımdaki kiralık futbolcular 2021'de bitecek. Sorlot zaten biliyorsunuz satın alma opsiyonu da Trabzonspor'da değil mi? Evet. evet. Endiaye ve mi? Cülerme de son haftalarda çok büyük katkı sağlamıştı. Kiradan dönecekler. O ikisi de herhalde zor e, forma bulur Trabzonspor'da. Edgar Lee ve Andusic. Pereleli uzattılar galiba ya. Bir yıl. Bir yıl. Ha bir de o var. Ha Bir yıl uzattılar O galiba. var tamam. Onu da ilave. Hüseyin'i ve Kampi. Valla ikisi de çok iyi stoper. Gerçekten iyi stoper ikisi de. Ee, Antalya devre arası kampında Bursa maçını ve e, e, Arnavutluk takımıyla hazırlık maçlarında görmüştük kendisini. Yakinen hakikaten çok güçlü iki stoper. E, iki iyi isim. Ya Trabzonspor ben Samsung öyle ya da böyle en dengeli takım Trabzonspor ligin. Yani kalecisi çok iyi. E, belki dediği yani. diyeceksin şimdi değil mi? Kaleci iyi. Bak sadece atan tutan da değil. Gel oraya sağa oha dengeli takım o. yani. Den o, en dengeli takım. Da çok iyi. En dengeli takım Trabzon. Kenar oyuncularına bakıyorsun hepsi şu. Yani Trabzon takımı hem e, genç olarak yaş ortalaması olarak avantajlı. Hem de gerçekten çok kaliteli oyuncuları var. Yani hep o diyoruz ya skora. Şu dönemde mesela yıldız oyuncuların ...çok daha fark edecek bak kalitesi. Yani seyirci olmayacak, evet, hafta kaliteli he. oyuncular çok fark edecek. 2-3 hafta özellikle. Bak Charlotte, Emre hemen direkt skor etkiden oyuncular. Yani onların performans çok önemli. Galatasaray'da Falco, işte Onyekuru. <laughs> Başakşehir'de aynı öyle. Yani 2-3 tane o önde iş bitecek oyuncuların performansı çok önemli. Çünkü büyük takımlar mesela hep diyorlar... E, ...en büyük şey savunmadır takım. Evet savunma çok önemlidir. Ama büyük takımda oynadığı zaman... ...Türkiye'de özellikle bak Türkiye'de ilgici söylüyorum... Sana gelen teknik direktör ve oyuncular hep hucumu düşünürler. Çünkü niye sen zaten iyi takımsın. Yani ama tandemi toparladığı şey. Trabzon. Savunmayı düşünürsün ama hucumda daha çok aktif olmayı düşün. O, oyuncular hep ön plandadır. Niye kaleye daha çok oynarlar, giderler, daha çok top sendedir. Hep yani orada senin oyuncuların daha çok pozisyon bulur. Onun için büyük takımlar savunma fazla yapamazlar. Avrupa maçları ayrı. Hep diyorlar ya, savunmada yeri geldi mi yapacak. Savunma çok önemli. Evet önemli de ben yani Galatasaray'da oynadığım sürece savunmayı biz konuştuk da hep Özellikle yani içeride dışarı dışarıda öne doğru kazanmak için dik kenar nasıl yaparız? Kenarlar nasıl kullanılır? Yani içinde, büyük takımlar hep bunu konuşuyor. Ama, ama onun için de arkanın da sağlam olması lazım. Abi. Ya yani, kaliteli oyuncular zaten oluyor ha. orayı kapatıyorlar. 40 metrede oynuyoruz. Eskisi gibi 80 i̇şte metrede oynuyoruz. Kapatamadı Fener oynuyor bu sene. İşte kapatamazlar. 2 senedir kapatamıyor zaten tandemi. En büyük tandemi, değil, en, tandemi en büyük stoperler. Evet. <laughs> Fenerbahçe oradan gitti. Bir oturtamadı. O sıkıntısı var ama Trabzon'da mesela o sıkıntı çözüldü. Trabzon'da yok. Var. Trabzon onu bir şekilde oturtturdu. Oturtturdu. Orada çok sıkıntılıydı. İki bek, i̇ki bek çok iyi. Perera sonuçta yaşlı da olsa evet. çok iyi profesyonel. Novak çok, çok iyi oynadı abi. abi. Yani baktığında kötü oynayan oyuncu yok. Oyuna girenler de kadro abi da çok şey geniş. Şeyde katkı sağladı. Arada Nova gelen. Nova bir ara bir ara ya. Nasıl? Nova bir ara burun kıvırdılar ya. Mesela Trabzon'un. Bütün hücumlarda var biliyor musun? Bak. Oyuna hamle yapacak oyuncuları çok fazla. Şu 5 oyuncu değiştirdi düşün. Bir anda maçın şey kaderini değiştirebilirler. Yani, yani. Bu büyüklerin işine yarayacak canım. Büyük bu konuda şanslı. çok şey yani. Diğer oyuncuları da iyi yani. Kaliteli oyuncular. O değişiklik hakları hep büyüklerin lehine olacak biliyorsun. sevgili Arkut onu atmaya çalışıyor. Evet tabii evet, canım 5 sonuçta 5 e değişiklik hakkı olacak ya bundan yani sonra. Geniş kadrosu olan takım avantajlı olacak. Büyüklerin Hepsi lehine kullanacak mı yani? bakalım. Ben de onu merak ediyorum. Yani 5 oyuncu değişikliği birkaç takım yapacak. İlk iki hafta çok merak ediyorum. İlk iki hafta çok yaparlar sonra bize alabilir. Sakatlık yani, abi sakatlık bak şampiyonluğa giden yolda belirleyici de olabilir. Yani sakatlanırsa oyuncular çünkü o çok önemli. Orada senin alternatif oyuncuların orada o sorumlu alacaklar şampiyonluğa giderken. Eğer onlar ekstra performans gösteremezlerse dengeler bir anda değişebilir. Bir de Sayın Nihat Özdemir'e bir soru sordum. Yani başta zaten konuştuklarımızı anlattım da ayrıca bir soru benim hakikaten kafamı çok karıştıran ama insanların da pek önemsemediği konulardan bir tanesi bu. Neden önemsemediklerini de anlamış değilim ben hala. Şimdi yine bir şey bir şey yazı yapacağım. Hep beraber düşünmemizi sağlayacak bir konu açacağım ortaya. Şimdi dört tane takım şampiyonluk yarışının içerisinde değil mi? Bu koronavirüs hala illeti, bela, belası hala kapımızın dibinde duruyor. Hepimize hala çok dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi şampiyonluk yarışından kopan bir takım mesela atıyorum. Çok önemli. Galatasaray-Trabzon maçı var abi. Galatasaray-Trabzon maçı var. Atıyorum iki takımdan bir tanesi, ya takım ismi de vermeyeyim, X takımla Y takım maç yapıyor şampiyonluk yolunda. Bu iki takımdan bir tanesi şampiyonluk yarışında yarı aldıktan sonra benim dört tane futbolcum koronavirüs oldu dese, yakalandı dese, e, bunu bunu e, bir bahane olarak gösterse, lige böyle şaibe karıştırmaya çalışsa ne olur diye e, Nihat Bey'e sordum. Bununla ilgili çalışmamız vardı her gece söylüyorum burada kimse bu işi dikkate almıyor. Fakat bu bu olmayacak bir şey değil. Yok Biz, ya bizim o kadar bak, da onu kullanmazlar bizim, herhalde ha, bu, abi. Pandemi. Abi bak pandemiyi. bunlar olabilecek şey bunlar abi. Var ihtimali çok az. Ha bunların tek elden yapılması lazım. Bu koronavirüs testlerinin bir kim yapacaksa Sağlık Bakanlığı. Tam Sağlık Bakanlığı da, da Sağlık Bakanlığı kontrolünde çok dikkatli bir şekilde çok dikkatli bir şekilde. Ama ve yalan sponsor hastaneler ve içinde. yapan çok he, çok karışık bir şey yapmayacaksın. Yo, yo, yo. Son derece ciddi bir şekilde bunların yapılması lazım. Bakanlık, var mı? Tamamen, var. bakanlık tamamen bakanlık tamamen. Var var sağlık, sağlık kuruluyla kurulu görüşüyoruz bunu zaten diyecekler. Eğer atıyorum şunu demek istiyor Emre. Kupa düşmüyor oynayamayız şampiyonlukta. 4 benim 6 tane oyuncum koronavirüs çıktı. Hah. Doğru bir şey söylüyor. Anladım ortalık karıştı. Ebilir mi yani sen onu diyorsun? Ha diyordun. ya onu diyorum. Bununla ilgili biz bunu düşündük dedi. Nihat Bey Sağlık Kurulu Türk Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu ile ilgili dedi. Bir çalışma yapıyoruz bunun bu durumla ilgili dedi. Bu işlerin tekelden yürütülmesi lazım. Koronavirüs testlerinin tekelden yapılması lazım. Öyle hani ben kendimce herkes kendince yaptırıyor şu anda. Bilmiyorum nasıl yaptırıyorlar kulüpler? Yok, yok. şimdi o şey yok, yine var. kulüpler Sağlık Bakanlığı sağlık kontrolünde. Bakanlığı. Kim geliyor yapmaya ee, testi? Özel hastane nasıl? Kim geliyor test yapmaya? Ki, özel hast spor hastanelerden mi geliyor? Ama geliyordu? sağlık kurumunda kim var federasyonda benim bildiğim. Onlar var, 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 var. Var da ama Emre çok doğru bir yere temas etti. Hakikaten bu önemli bir Sıkıntıya konu. Sıkıntıya ulaşar. Ee, bir anda der ki 5 futbolcum, 6 futbolcum korona oldu. Ben maçlara çık, ne yapacaksın abi? Ortalık karışacak yani. Yani işte kulüplerin anlaştıkları sponsor hastaneleri var biliyorsun. Hani şimdi burada Bunları reklam da bırak, olur da. bırakmamalılar. Hayır hayır yok. Ee, Acaba onlar da, mı yaptırıyorlar şu anda? orası da zaten özel hastaneler dahi olsa e, Sağlık Bakanlığı kontrolünde oluyor sevgili Emre. Yani öyle kafana göre bir özel hastaneden bir görevli, Yani orada bir Sağlık Bakanlığı'ndan da bir bir yetkili bir kişi gelip testleri kontrol da, ediyor. Şöyle tuhaf herkes... durumlar oluyor biliyorsun. Şöyle tuhaf durumlar oluyor. Benim mesela anlam veremediğim durumlar. Şimdi... Bir adam negatif çıksa önce. Bir hafta sonra yapınca pozitif çıksa olabilir. Bir yerden kaptı olabilir. derim. Hayır, pozitif çıkıyor. Bir 3 gün sonra negatif çıkıyor. <laughs> ya yani o testlerde de hani Hayır. bir sıkıntı var. Bir... Ama, şey kan testi falan var orada ya, da. anlayamıyorum yani. Şey var, adam e, oluyor pozitif diyor. An 14 gün. O kesin. Ya babacığım 14 gün o oyuncu yok. Diyorlar ki pozitif çıktı diyorlar. 3 <laughs> gün sonra diyorlar ki bir daha e, test yapalım negatif. Takımlarımızın hepsinde çıktı. oldu mu? Evet. Nasıl oluyor? Bu bu? Ankara Güle Fatih'de oldu. Nasıl oluyor? Ya belki orada var test belki şey yapma, Kaçmış olabilir bak, bak o da olabilir. Bizim abi. Selahattin Kınalı abi yazdı sağ olsun. Diyor ki 28 oyuncu sayı 14'e düşene dek maçlar devam edecek. Ancak 13 olursa. Ee. Bak bravo Selahattin abi sağ ol. İyi iyi akıl ettin. Yazdın bize. Doğru söylüyor. Bak Emre bu önemli. 28 oyuncu için 14 eğer 13'e düşerse sayı geçmiş olsun. Abi o takım ağır gelebilir. 28 oyuncuyu falan boş ver. Al sana. Ha kal. bu durumda da altyapıdan sınırsız oyuncu desteği. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi 14 28'ini falan bir kenara bıraksan ben sana bir şey anlatayım.